Bebek tedavisi çekilişi yapıyoruz. Kanal 7 düzenliyor bunu. Tıbbi desteği de Aret Kamar ve değerli ekibi veriyor. İsimlerinizi yazdırmaya devam edebilirsiniz. Telefon numarası yayınlanacak az sonra. Hiçbir ismi atmıyoruz, bunu bilin, olur mu? Yani bu sene çıkmazsa, bu ay çıkmazsa bir sonraki ay yine sizin çıkma şansınız var. Kadın üreme sistemi nasıl çalışıyor öğretmenim? Şimdi biliyorsunuz genç kızlığa kadar, ergenlik dönemine kadar her şey sessiz ve hareketsiz duruyor. Doğuştan oluşan bir rahim var, iki tane yumurtalık var ama çalışmıyorlar. Kadın ergenlik dönemine girdikten sonra yumurtalığı yavaş yavaş çalışmaya başlıyor, hormon üretmeye başlıyor. Yumurtalar ama doğduğunda var, öyle var mi? Var. Doğduğumuzda yumurtalar çünkü var. Çünkü gülmeyin ama biz köyden tavuklar gelirdi. Evet. Onları kestiğimiz zaman içinden şöyle bilenler çıkardı. Bilir, yumurtalar çıkar. Eskiden öyleydi, doğru. Eskiden doğru. Öyle olurdu. Evet. Yani kadın da mı öyle aslında? Biz kadın da öyle. İçimizde taşıyoruz. Biz bir sürü aslında 2 milyon tane doğduğumuzda yumurtamız var. Bizim var, sizin bizim yok. Bizim var. Adet dönemi başladığında da 400 bin tane aşağı yukarı yumurtlama adayı yumurta var. 1 milyon 600 bin tanesi ne oluyor? Şimdi zaman geçtikçe o yumurtaların bir kısmı kullanılmasa bile atılıyor. Mesela adet başlayacağı zaman 400 bin tane yumurta var dedik ya, kadın hesaplamışlar aşağı yukarı menopoza girene kadar doğurganlığı süresince ortalama olarak 400 kere yumurtluyor. O 400 kere yumurtladığı halde 400 bin tane yumurtanın hepsi gidiyor. Yani bu şu demek, normalde bir kadının yumurtalığı çalışırken bu ay yumurtalık rezervine göre 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane yumurtayı bunlar bu ay büyümeye adaydır diye seçiyor, öne sürüyor. Beyinden gelen hormonlar bir uyarı yapıyor. Bu uyarı neticesinde o yumurtalar içerisinde en iyi olan, yani hormonlara en iyi cevap veren yumurta büyümeye başlıyor. Büyümeye başlayınca öyle bir mekanizma var ki diğer, hani dedik 30-40 tane aday var diye, onların büyümesini engelliyor. Hormonlar bu şekilde. Allahu Ekber. Engellemese ne olurdu? O zaman 30-40 tane yumurta, bir sürü çocuk. Her ay bir sürü çocuk olurdu. Allah böyle bir devlet evet, kurmuş. Bir tane sürüyor. İkiz çocuk nasıl oluyor? İkiz çocuk bazen tesadüfen bir tane aradan kaçıyor. Ha. Kaçınca iki yumurta gebeliyor olabiliyor. Çekil, ben de çıkacağım diyor. İki yumurta büyüdüğü de olabiliyor. Bazen bunu biz yapıyoruz. Yumurtalığı uyarıyoruz yumurta büyüsün diye. Bazen uyarı neticesinde fazla yumurta büyüyebiliyor. Bazen de aynı yumurtadan bir bebek oluşuyor ama bebek bölünmeye başladıktan sonra iki parçaya ayrılıyor. İki bebek halinde büyümeye başlıyor. O zaman da aynı yumurta ikizleri oluşuyor. İşte bunca anlattığınız şeyde problemler olduğu zaman mı bebek sahibi olamıyoruz? Tabii bu yumurtlamayla ilgili problem ama yumurtlamayla ilgili problemler kadınla ilgili problemlerin, ki tüp bebek yaptıranların yarısında biliyorsunuz kadınla ilgili problem var, %30-35'ini oluşturuyor. Yani kadında problem var dediğimiz zaman 3 kadından bir tanesinde problem olanların yumurtlama problemi var tüp sadece. Tüp sorunları. Tüp sorunları var. Hormon. İşte endometriyomiz dediğimiz hastalık kistler, var. Rahimde miyomlar, kistler filan, bunların hepsi sebep. Peki 400 bin yumurtayla blue uçağında başlıyoruz. Başlıyoruz. Yumurtalarımızı sonra yürütmeye. Yumurtalar büyürken salgılanan hormon östrojen hormonu. Yumurta çatladıktan sonra salgılanan hormon progesteron dediğimiz bir hormon. Yumurta büyürken salgılanan östrojen hormonuyla rahim kalınlaşıyor. Progesteron hormonunla sekresyon dediğimiz bir dönemin içerisine giriyor. Yani rahim o hormonun etkisiyle bebek tutabilir hale geliyor. Eğer yumurtayla sperm vücut içerisinde bu dönem içerisinde birleşirse bebek de tüpten geliyor, rahme yerleşiyor. Rahim ona hazır vaziyette öğretmenim, oluyor. Ne zaman doğum çekeceğiz? Ne zaman isterseniz. İster misiniz bir sezeryan doğum çekelim? Ha, size de gösterelim. Evet, ben çok istiyorum bunu. İnşallah. İnşallah. Olurum en yakın zamanda. O heyecanı İnşallah. Yaşamak istiyorum. Kendi görüntülerimi izliyorum ama. Biz hemen hemen haftada bir sürü çocuk doğurtuyoruz. İstediğiniz doğuma misafir tamam. olabilirsiniz. Tamam, ekip duydu, rejideki Problem. Arkadaşlar. Bu hafta hatta ayarlayalım inşallah. İnşallah. Peki. Yumurta rezervini siz görebiliyorsunuz değil mi? Yani yumurtada, çünkü geç evlilikler çok fazla. Evet. Koca bulamıyoruz. Veya işte okulu bitirelim, işe girelim bilmem ne derken. Öyle şey de ya var. Ya da yani, ev için para biriktiremiyorlar. Genç olduğu halde rezervi kötü olanlar da var. Yani Allah illa Allah. Rezerv yaş büyüdüğü zaman azalır diye bir şey yok. Bazen genç olduğu halde mesela spermi düşük olanların karşılığı kadında da yumurtası az olanlar Peki, var. Peki bunun beslenmeye, hayat koşullarına falan alakası hiç ilgisi yok aslında.
Sigara. Ve bir kadın sigarayla ilgisi var birazcık. Ha, bir onun için söyleyeyim. Biz çocuk sahibi hocam, olmak isteyenler kesinlikle aslında yaşayan hiçbir canlı içine duman çekmemeli, sigara içmemeli kesinlikle. Çünkü ben her zaman hastalarıma söylerim. Eskiden evde sobalarımız vardı. Ve sobalarımız tüterdi. Güzel, onların her sene bacalarını temizlerdik. İçindeki kurumları. Evet, simsiyah o şeyler akardı. Aynısı akciğerlerde oluyor. Ve akciğerleri böyle bacayı vurur gibi temizleme imkanımız hiç yok. O kurumlar, o bütün pislik, o ziftler ciğerlerin içine giriyor. Ve onlar kanserojen. 14 sene mütemadiyen her gün bir paket sigara içerin. Vücudunda 7 kilo katran oluyormuş. Evet. 7 kilo. Peki hocam, yumurta sayısı az olan kadın gebelik konusunda şanssız mı, yoksa ona bir şeyler yapabiliyor muyuz? Şimdi tabii ki yapabiliyoruz. Bir tane yumurtayla bile tüp bebek yapılabilir, tedavi de yapılabilir, hiçbir problem yok. Önemli olan şu, her zaman söylediğimiz, bir kadın evlenip de ben biraz korunacağım, çocuk düşünmüyorum diyorsa eğer mutlaka bir doğurganlıkla ilgili bir doktora gitmeli, bakılmalı. Belki de bir yumurtası kaldı, o da kesinlikle regl olunca gidecek. Şimdi o zaman ne oluyor? Az yumurtası varsa korunmaya başlıyor. 2 sene doğum kontrol hapı kullanıyor mesela. Tabii doğum kontrol hapı kullanırken adetlerin düzensizleştiğini de anlamıyor. Doğum kontrol hapını bıraktığı zaman bir bakıyor ki adet de yok, yumurta da yok. Bu sefer diyorlar ki doğum kontrol hapları beni kısırlaştırdı. Halbuki doğum kontrol hapıyla bu işin hiçbir alakası yok. Tamamen doğum kontrol hapına başladığınız yaşla bıraktığınız yaş arasında geçen zaman önemli. Demek ki yaşın da çok fazla alakası yok. Genç yaşta da yumurtam olabilir, az olabiliyor. Kesinlikle olabilir. Peki tüp bebek tedavisine başlamak isteyen bir hastadan ne istiyorsunuz? Çünkü hatırlarsanız geçen haftalarda bir bayan telefon açmıştı. Aslında yapılması gereken tahliller yapılmadan evet, hemen tüp bebek tedavisine geçilmiş. Yani tüplerde problem varken. Şimdi genelde yapılanı ben size söyleyeyim. Gelen hastalar o şekilde geliyor çoğu yani zaman. Yani çok özür dilerim ama birazcık daha ilkeli hekimlik istiyoruz. Kadının biri doktora gidiyor, diyor ki benim çocuğum olmuyor. Hemen ilk teşhis, senin yumurtalığın zayıf. Ondan sonra başlıyorlar yumurtlama tedavisine. İşte ilaç veriyorlar, bir daha yumurtlatıyorlar, bir daha yumurtlatıyorlar. Ama erkeğin sperminin ne olduğu belli değil. Kadının tüplerinin açık olup olmadığı belli değil. O zaman var mı rahimde kesinlikle belli değil. Bir kadın değil doktora miyon gittiği zaman mı çocuğum olmuyor diye. Tabii ki ilk önce bir doğuştan yaratılan telefonu her şey alalım. Ondan tamam sonra da eğer çocuğunuz olmuyorsa doktora gittiğinizde doktorunuz sizden neler isteyecek? Bunları istemeden hemen tüp bebek tedavisini geçelim diyorsa derhal o muayeneyi terk edeceksiniz. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Boşa kürek çekmek evet, zaman ve para ya kaybı. Ya tedaviye başlayalım diyorsa. Ondan sonra da siz doktorlar şöyle, ne çok şey biliyorsun sen bakayım diyor bazı artık doktorlar. Artık hastalar biliyor ama interneti çok iyi peki, takip ediyorlar. Cevap verelim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba hocam. Ha canım hadi buyur. Ben kastan acıyordum. 2 kere tüp bebek tedavisi başlanıldı. Hiçbir şekilde döllenme gerçekleşmedi. Doktorlar da tıbben yapılacak hiçbir şey yok. Birinci tüp bebekte 7 tane yumurta alındı. 4'ü olgunlaşmamış, 3'ü olgunlaşmış. Hiçbir şekilde döllenme gerçekleşmedi. 2 ay sonra, 3 ay sonra bir daha başlanıldı. 16 tane yumurta alındı. Çok güzel. Sperm de çok güzel. Ama hiçbir şekilde döllenme gerçekleşmiyor. Doktorlar da söyledi, tıbben yapılacak hiçbir şey yok dedi. Yani ya da olmaması için hiçbir gerekçe olmayan kısırlık bazen mı? Olabiliyor. Yani bazen olabiliyor. Yani her şey normal, zamana şimdi mı bırakmak her lazım? Şey şöyle hocam değil, bazen yumurta sağlıklı gözükür, sperm sağlıklı gözükür. İşte her zaman söylediğimiz, yani her şeyimiz normal, bizim çocuğumuz olmayanlarda bazen böyle şeyler oluyor. Yumurtanın içerisine spermi soktuğunuz zaman biliyorsunuz, eğer bir problem yoksa bebekler gelişiyor ve biz o bebekleri içeriye koyuyoruz. Yoksa onların ama da mı şu elektrik almama sorunu var hocam? Olabiliyor bazen. Değil mi? Hatta yumurtanın öyle yanına çalışmalar gidip sperm, senden var hiç elektrik alamadım, kusura bakma. Şimdi spermi soktuğumuz zaman bakıyorsunuz yumurtadan hiçbir bebek gelişimiyle ilgili bulgu yok ya da gelişiyor bir şey ama çok sağlıklı gelişmiyor. O zaman tabii bebek de içeriye konamıyor, transferde olamıyor. Şimdi yalnız bu durumlarda eğer olay spermden kaynaklanıyorsa, yumurtadan kaynaklanıyorsa çok fazla yapılacak bir şey yok ama spermden kaynaklanıyorsa IMSI dediğimiz daha IMSI büyük mikroskoplarla yapılan bir İnceleme tüp bebek şekli var. Bunlar normalde bizim tüp bebekte kullandığımız mikroskopların, 600 kere büyüten mikroskopların 10 katı kadar hücreleri büyütüyorlar, 6000 kere. Dolayısıyla bazen normal mikroskopta bu sperm normal dediğimiz hastalarda
IMSI mikroskobunda bakıyorsunuz, spermde bir sürü problem görebiliyorsunuz. Böyle durumda olanlarda bir kere IMSI denemek lazım. IMSI testi yaptırmanız IMSI, gerekiyor o zaman. IMSI ile tüp bebek denemeleri lazım. Tüp bebek. Duydunuz mu hanımefendi Karstan'a, yani Rahşan Hanımcığım? Duydum hocam. Evet. Yani bunu sizin yanınıza gelip de uygulamamız mümkün IMSI, mü acaba? IMSI uygulayan kliniklerde olabilir, evet. Evet. Yani bir de sosyal güvenceniz varsa zaten, değil mi? Devlet de zaten seve yardım ediyor ne daha önce. Ne kadarını destekliyordu devlet? Şimdi devlet eğer şartları uyuyorsa, rapor alabilir de gelirse eğitim hastanesinden ya da üniversite hastanesinden, sadece ilaçların bir katılım payını ödüyorlar eczaneye ki o da aşağı yukarı 1000 lira civarındadır. Merkeze de 745 lira gibi bir para ödüyorlar. Zaten sigortanın öngördüğü budur. Hani fazlasını alamazsınız diyor sigorta. Aslında reklam arasıymış. Hangi testleri uygulayacağımızı bir daha dönüş geldiğinizde. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Aret Beyciğim. Alkışlarla buradayız. Mutluluk İsmail geliyor. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal'le Hayatın İçinden reklamlardan sonra devam edecek. Yayamazlık yaptım da. Öğretmenim, problem nedir? Çocuğunuz müdürün kulağını ısırmış. Aman, dert ettiğiniz şeye bak. Herkese bir halloluyor. Dünyanın önde gelen laboratuvarları test etti, onayladı. 3 yıllık klinik çalışmalarla geliştirilen Bioxin Genesis şampuan, saç dökülmesini azaltırken zayıflamış saç köklerini güçlendirerek çıkmasını sağlar. Saçlarınız dökülüyorsa işin uzmanına güvenin. Bioxin, saçlarınız dökülmesin. O kadar çok istiyordum ki artık rüyalarıma girmeye başlamıştı. Hakikaten şaka değil. Onca zaman boşuna beklemişim. Fiyatını duyunca anladım. Fiyatı mı? Şöyle söyleyeyim. Kocamı ikna etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Rüyalarınızı süsleyen Brilliant perdeler şimdi fiyat limiti olmadan %40 indirimle Brilliant Home, Brilliant Home Exclusive ve Brilliant Store mağazalarında. Kaçırmayın. Balkona Karacadağ'ın eteklerinden topladığı besin ve şifa değeri çok yüksek bu özel balı arının ilk yaptığı halini koruyarak tabii ve doğal haline müdahale etmeden toplayıp Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı ISO 9001, UKAS ve ISO 22000 kalite belgelerine sahip dolum tesislerinde sizler için titizlikle hazırlıyor. Balkonak insan sağlığı için çok önemli bir besin olan balın her aşamasında gerçekten titizlikle davranıyor. Hijyeni belgelenmiş